Bu ihtiyarlar risalesi herkese faydalı, herkesin anlaması gereken bir risale. Çünkü ömür sermayesi çok kısa, lüzumlu işler pek çok. Hatta insanın gençliğine güvenmemesi lazım. Çünkü çoğu insan ihtiyarlayamadan gençken vefat ediyor. O yüzden diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en bahtiyar genç diyor odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp, gençliğin diyor hevesatından kurtulup, dünyasını ve ahiretini iman nuruyla diyor nurlandırandır. Gençlerinizin diyor en bahtiyarı. Allah muhafaza, ihtiyarlarınızın da diyor en bedbahtı, ihtiyarlığı kabul etmeyip, tabi hadisi bil mana bu, hadisin aslı böyle değil. Yani ihtiyarlarınızın en bedbahtı, kendini halen daha böyle genç zannedip, ihtiyarlığını böyle kabul etmeyip, ahiret açılan ahiret kapısından iman nuru ile bakmayıp, dünyaya böyle yaşlandıkça daha fazla böyle hücum edip, oraya daha fazla kök atıp, ölüme karşı meydan okuyandır. İhtiyarlarınızın en bedbahtı. Bu hadisi bil manadır, hadisi bil mana caizdir. Burada ihtiyarlar risalesinde ise şu var, ricalar var böyle. Hayatın belki en zahmetli, en kederli, yani güzelliğin gittiği, dünyanın artık güle güle demeye başladığı, vücudun söndüğü, eşin, dostun, akrabanın azaldığı bir vakitte, belki de en kötü gibi gözüken bir vakitte, iman nuruyla Allah'ın rahmetine en fazla celbeden, hayatın en güzel belki vakitleri, bir senesini diyor üstadımız, ihtiyarlığımın diyor bir senesini, gençliğimin diyor 10 senesine değiştirmem. Hakiki imanlı ihtiyarlığı. İman nuru ile hayatın böyle meyve alma zamanı. En kıymetli vakti. Hasat vakti. Hatta Efendimizin ifadesi var ya aleyhissalatü vesselam, 70 yaşında diyor muhterem bir ihtiyar veya ihtiyare ellerini dergah-ı ilahiye kaldırdığı zaman dua için, Cenab-ı Hak diyor onun o imanlı, acizliğinin ve fakirliğinin tecellisi olan o ihtiyarlığına hürmeten, daha ellerini indirmeden diyor, Allah diyor duasını kabul eder. Yani en zahmetli, en kederli, ehli dünya içinde, Allah hepsine hidayet nasip etsin inşallah, ehli dünya içinde en zulmetli, hayatın belki en kötü zamanı gibi gözüken, en karanlık dönemi gözüken ihtiyarlığı, imanın nuruyla, İmanın hakikatıyla hayatın en güzel, en verimli, en meyvedar haline dönüştürmenin verdiği keyfiyet. Ancak diyor iman nuruyla olur. O yüzden böyle ricalar var burada. Tabi ricalar da şu, önce insan ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz. Ruhta yaşlanma yok. Beden yaşlanır. Beden yaşlandığı için, insanın ruhu yaşlanmadığı için, yaşlılığı ve ölümü kendine kondurmaz veya kabul etmez. Önce o nefsin ölümü kabul edip, dünyadan gideceğini tasdik edip, iman edip, bilmek değil, diyeceksiniz ki herkes biliyor. Biliyor ama gafletle üstünü örtüyor, bildiği halde bilmiyormuş gibi yaşıyor, ölürken farkına varıyor, iş işten geçiyor. Önce o yüzden can yanacak, ölümün hakikati açığa çıkacak, dünyanın fani olduğunu, buradan firak-ı ebedi ile, ebedi ayrılık ile buradan ayrılınacağını ve bir daha buraya asla geri gelinmeyeceğini, nefsin kabul etmesi, nefse çok güç ve zahmet gelecek. Hatta böyle morali bozulacak, hayatının tadını kaçıracak, gaflet perdesi çünkü yırtılınca, hakikat gözükünce, hazırlık yapmadığını bilince insan morali bozulur. Ama eğer o yırtılmazsa, mesela insanlar diyor halter çalışırken kasları yırtılıyor. O yırtılmadan dolayı yenisi yapılıyor. Yenisi de çok güçlü bir şekilde yapılıyor. O güç, o yüke estağfurullah. O yüke dayanacak bir güç veriliyor ona. İşte bu gaflet yırtılmazsa hakikatin kuvveti açığa çıkmıyor. Ama o gaflet yırtılırken insanın canı yanacak. Ondan çekinmemesi, kaçmaması, uzaklaşmaması, evet nefsime söylüyorum, yüzleşmesi lazım.
Ta ki hakikatin kuvvetine olsun, Allah'ın izniyle açığa çıksın inşallah.